Herkese merhabalar. Yeni bir sesli kayıt videosuyla daha karşınızdayım. Asya paketleri geldi. Benim için gerçekten çok güzel paketler. Özellikle Kore paketinden çok memnun kaldım. Çıkardığım oyunculardan biraz bahsedeyim. En sonunda yani en sonunda sonu çıkardım. Yani o kadar mutluyum ki neden mutluyum? Çünkü hiç fırsatçı golcü, düzgün fırsatçı golcü yok. Asyalı yani benim konseptte oynayabileceğim. İşte Miura tabii ki sağ olsun yani kesinlikle faydasını yadsıyamam. Elinden geleni yapıyor ama kurnaz golcüler kaçmıyorlar. Gerçekten öyle sıkıntıları var. Yani bekliyorlar, bekliyorlar en uygun anda işte bir hafiften bir koşmaya başlıyorlar ama yani bu fırsatçı golcüler sürekli el kaldırıp ileri koşuyorlar. Onun için o nedenle son ilaç gibi geldi gerçekten takıma. 28 maçta 17 gol, 6 asist. Ki takım kötü giderken yani bayağı kötü gidiyoruz. Son 2-3 maçta toparladık. Bir taktiksel değişiklik. Çok zor çünkü. Hani çıktım 3. kademeye hemen çıktım. 4'ten başladım işte güncellemeden sonra. Ama 3. kademede deli deli rakipler geliyor. Yani artık hani 1'de 2'de gelen rakipler işte 3'te ki bundan önce güncellemeden önce 4'te 5'te falan gelmeye başlamıştı. Full epikli kadrolar. Zor gerçekten zor. Japon kaleci çıkardım. Aslında ondan çok memnundum ama yerini kaybediyor. Farkındalığı da çok kötü değil ama kaybediyor yani. Şimdi bu Koreli Kim Seung-gyu arkadaşı deniyorum. Daha bir memnunum. Çok da kötü değil yani. Savuşturma yakalama zaten genelde düşük oluyor bu kalecilerden. Çok epik işte bir Çeh'tir, Oliver Kahn'dır falan olmadıkça zaten yakalama savuşturma bu seviyelerde geliyor ama bu çocuk elinden geleni yapıyor. En azından boyu 1,87 yani bir tık uzun. Çinli arkadaşım boyu 1,91'di. Onun dışında Tomiyasu'yu sahada oynatmaya başladım. Son bir iki maçtır. Yoshida'yı aldım. Sözleşmesi bitmişti ama yeniledim. Yani fena değil. Hızlı hızlanmada biraz sıkıntılı. Onun dışında defansif özellikleri iyi kayarak müdahalede bulmuşum. Yoshida'dan memnunum. İki defansif orta sahaya oynuyorum. Yani şunu fark ettim ki şu bölgeyi yani şuradaki orta saha yuvarlağı diyeyim. O bölgeyi bir kalabalık tutacaksın. Yani yapacak başka hiçbir şey yok. Çünkü buradan şuralardan atıyorum Nakata'nın olduğu yerdeyim. Hatta biraz daha belki geriden bile. Uzun ara topu attığı zaman kalenin önündeki halanda Mbappe'ye kadar top geliyor. Çok saçma. Yani aslında normal futbolda böyle bir şey yok. Yani o top oradan geçmez. 80 metre top. Öyle yerden top atamazsın kolay kolay. Ama oyun tabii ki bunda oluyor. Onun için şu yuvarlak bölgeyi güzel kapatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yedeklere bakalım. Yedeklerden paketlerden oyuncular Bashar Rasan var. Bu arkadaşı tavsiye edebilirim eğer ilginizi çekiyorsa bu tür hani farklı oyuncular. Irak paketinden Iraklı kendisi. Yani bitiricilik biraz düşük kalmış ama genelde ofansif orta saha ve pasa yönelik. Hani oradan biraz top süreyim, pas atayım. İşte hızlanma 87, denge 87, top sürme 91. Yani o 87-87'lerde 90 olabilirmiş, hız 85 falan. O zaman gerçi adam 98-99 olur ama falso var 83. Özellikleri iyi. Yani şu gelenler ek beceri de eklenebilir. Gerçi 9 maçta hiçbir katkıda verememiş ama belki benim oynatma tarzımdandır. Yani makas çalım işte içe sektirme. Gerçi onları geçelim. Uzak mesafe plasesi var, tek pası var, ara pası var, pas özellikleri var, dengeli pası var. Pasör arkadaş. Bu arkadaşa bakabilirsiniz. Ondan sonra onun dışında şu anda almamışım kadroya ama şurada kim var? Bir Salah geldi ya. İnanılmaz bir Van Basten'e tek attım. Hayatımda ilk defa yani hani ihtiyacım olsa oynatsam gelmez. En son gelir yani Van Basten'i istesem ki Salah güçlendiriciyle herkes bu adamın peşinde bedava şeyden geldi bana. ama duruyorlar kenarda. Şöyle bir arkadaş var yine Iraklı. Yani boşluk kollayan oyuncu ama defansif orta sahada da oynuyor. Gerçi fiziksel temas 65, boyu kısa falan hani çok öyle bir şey yok ama idare eder. Ondan sonra onun dışında işte yine aynı şekilde Lee Jae-sung, bu çocuk da fena değil. İdare eder. Bu tip oyuncular Hwang Hee-chan. Yine 5 maçta bir gol, bir asist. Ya sahte kosucu. Biraz deneyeyim dedim ama çok
Ya çok da kaçtığını da görmedim. Yani hani defansı oyalayıp alan boşaltır mantığı aslında bu sahte koşucuların, ama öyle bir şey çok fazla görmedim. Dediğim gibi işte ya şu arkadaş Çinli. Kalecimiz Yan Yunling, özür diliyorum. Zıplaması falan 93, yani fena durmuyordu ama çok pozisyon kaybediyor. Şimdilik olayımız bu. Şuradan Suudi paketinden Abdullah Al-Amri diye bir arkadaşı çıkardık. Kafası biraz düşük, fiziksel temas idare eder. Yani koyduğumuz zaman ikişer kademe tabii artıyor bunlar. Yani çok kötü değil, yedekte durabilir, şeyleri de güzel. Top kesmesi yok, sıkıntı o. Açıyı daraltma, kayarak müdahale, mücadele ruhu falan gelmiş. Onlar eklenebilir. Durum budur. Şimdi bu takımımızda bir maç yapalım. Ya özellikle son benim için burada ilaç oldu. Kim Minjae kesinlikle öyle oldu. Kim biraz yerini kaybediyor, Kim Minjae. Adam kaçırıyor, sıkıntısı o, yok edici olduğu için. Tomiyasu da bek olduğu için ikisi çok uyumsuzdu. Şimdi Tomiyasu'yu sağa çektik, Yoshida'yı koyduk oraya. Biraz daha orası derli toplu gibi duruyor. Ama bakalım bir maç yapalım, hem görelim. Çok kötü durumdayız zaten. 19 gol, 44 mağlubiyet. Çoğu maçtan çıktım zaten sinirlenip. Ama son 3 maçtır güzel gidiyoruz şu skorlar. Son 3 maç skorları yeşil olanlar. 3. kademedeyiz ama şeyiz yani, çok kötü istatistiğimiz maalesef. Çünkü çok güçlü kadrolar geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Sinirleniyorum ben de, çıkıyorum çoğunda. Ya da kaleyi boşaltıyorum, kaleciyi çıkarıyorum falan, artık iyice sinir basıyor. Ya ben tercih ettim tabii yani böyle bir kadroyla oynamayı, ama o kadar da hani olmaz. Çünkü sonla onu fark ediyorsunuz. Mesela sonla attığım golü hiçbir Japon ya da işte Asyalı oyuncuyla atamadım. Yani kenardan falsoyu veriyor ve köşeye doğru vuruyor. Diğer oyuncularda da var. Yani bir bug var oyunda demek istediğim. Hani bu tarz oyuncularda, dünya çapında tanınmış oyuncularda bir bug özelliği var. Onu sonla çok iyi anladım. Çünkü dediğim gibi daha önce bir sonum daha vardı mesela, o böyle değildi. Bir kademe, muhtemelen bugün bir kademedir. Hiç uğraşmayayım, basalım. Dediğim gibi son öyle değildi. Asya bebeleriyiz bu. Fuck Allah'ım, şu gerçekten cinsel göndermeli şeyler iğrenç ya, isimler. Gerçekten iğrenç isimler ya. Bu adamların hani şey de yani kötü de olduğunu düşünüyorum ya. Gerçekten bu adamla ne konuşuyor? Fuck buddy ya, lafa bak. Şeye bak, isme bak. Gerçekten şeyler yani, sıkıntılı tipler bu insanlar gerçekten, ne diyeyim. Düzgün bir isim seç yani, ya da bırak Fenerbahçe olsun. Koyarım, çakarım, bilmem ne, hala bel altı yani, kaç olmuş sene, hala bel altı şeylerden, ne bileyim, gülme şeyi çıkarma, malzemesi çıkarma, hadi neyse. Sinirlenmeyeyim, böyle sinirleniyorum işte, sonra o oyunda berbat oynuyorum. fena değil takım. Nakamura'yı, bir önceki Nakamura'yı alıyorum, oynatıyorum. Ve diğer Nakamura'lardan ziyade klasik 10 numara, biraz dediğim gibi göbeği kapatmak istiyorum. O oralarda dolanıyor. Bir de defansif özellikleri daha diğerlerine göre iyi. Rakibe bakalım. Ama maşallah. Rakip iyi, Haaland'ı var işte, almış Haaland'ı koymuş zaten, o dediğim gibi bug'lı oyunculardan biri. O da orta sahayı kapatmış. Büyük ihtimalle içimizden geçecek gibi görünüyor. Hadi bakalım, devam edelim. Yani ne bileyim, rahatsız ediyor işte böyle saçma sapan. Ne vardı bir arada bu bilmem neli Erzurumlu spiker mi ne? Sallıyor, bilmem ne yapıyor, bir gevrek gevrek gülmeler falan yani. Ya tamam hadi, küçük çocuklar işte, ne bileyim, ne bileyim artık yani, aileden geliyor gerçekten bunlar. Aileden gelen şeyler. Söyleyecek bir şey yok. Maçımıza bakalım. Ha, saplıyor. Yani nesi komik yani, saplıyor. Hadi bakalım, başlayalım maçımıza. Ne, sinirlenmeyelim. Ito ve dediğim gibi şeyle göbeği kapatmaya çalışıyoruz. İnamoto'yla. Galatasaray İnamoto. Yalnız onların top kontrolleri çok fena. Böyle bir sert top attığımız zaman çok tökezliyorlar. Sıkıntı o. Güzel. Ah be. Muhtemelen bakmadık da nasıl oynadığını, ama hızlı kontrol oynuyordur. Neydi? Fuck body arkadaş ha. Fuck body. Çok gösterdik. Lionel Messi, the
Brazil tournament in 2014 probably was one in which Jim he really got to leave his mark for. Gol. Hayret yemedi. Sağıyla solla her şeyle vuruyor ya. Solak galiba. Haaland da sağıyla falan da harika vuruyor Haaland. Driblingi çok iyi. Top dağıtması çok iyi Haaland'ın. Bütün bunları yani De Bruyne'nin görevini falan da yapabiliyor. Haaland öyle bir joker oyuncu. Savunmaya da alabilirsiniz. İnanın bence çok rahat defans da yapar. Şuraya bir görürsek. Girişine Konno. Ah be, ah be. Bu vuran çocuğun da 87 falan bitiriciliği, şut gücü falan var ama kaleyi bile tutmuyor gördüğünüz gibi. Ama Haaland dehşet. Gerçekten dehşet. Göbekte de oynatabilirsiniz. Top zaten hepsini indirir. Ya bu tip şeyler çok sinir bozucu gerçekten çok. Yani Haaland'ı şey yapmak için söylemiyorum. Tamam dünya çapında adam zaten oynuyor Manchester'da da. Ya diğer çocuklar da futbolcu yani haklarını yemeyin yani. Ya da vermeyin o zaman. Sadece 50 tane adam koyun oyuna. Herkes onlarla oynasın. Niye uğraşıyorsunuz? Size de kolaylık. Mesela girmez. Haaland vursa gol. Sıkıntı bu maalesef. Sıkıntımız bu. Neyse hadi çok söylenmeyelim. Her seferinde söylenmeyeceğim diyorum. Her seferinde aynı bu sıkıntıları yaşıyorum. Güzel. Yap bir verkacı. Hadi konuna be. Çocuğa da yerini orta bulamadım. Ona değil be. Öndeki neydi be yavrum be? Ah 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 neyse. Alırız alırız faul. Aa hayret hayret Haaland'a faul çalmadı. Kaçıyor. Güzel ver tek pas çok iyi. Güzel tek pas şuraya bir daha sana ver oraya. Kaçanı gör. Kaçanı görür Allah. Güzel güzel gücümüzü gösterdik en azından bu. Bazıları kadroyu görünce böyle acayip top çeviriyorlar, kaleciye dönüyorlar falan. Top bize geçince bir afallıyorlar. Ondan sonra işte durduruyorlar bizim kadroya bakıyorlar. Kim bu diye. Çok iyi. Oraya değil, oraya değil. Neyse, sola dönecek, dönmedi. İşte bu hataya affetmeyiz, bir affettik. Hadi bir orada bir baskı. Oo, fena oldu. Heh, güzel. Güzel kapattık. Çok iyi be. Ver buna. Şuraya gör. Çok iyi. İndir. Harika. Bir daha sendeyiz. Bir daha sende. İzmi. Olamadık. Ah be nakat saçım be. Oradan görmesin. Gördü. Geçmiş. Nasıl geçiyor arkadaş? Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Ah yapmayacaktım ama güzel. Bastır. Güzel. Şeyli çıkıyor, paslı çıkıyor. Fak body'de paslı çıkıyor gördüğünüz gibi. Son Heung-min. Oh, bang on target. Saygı duyuyoruz. Fak body rakibimiz. Allah'ım yarabbim. Nakamura. Aman son. İşte kafacık almıyor tabii o sonla oynadığımız zaman. Çünkü sonda kafa yok. Keser miyiz? Ah. En büyük sıkıntısı bir tık kafa olsaymış keşke ya. Bir tık şöyle. İlk defa kafa olmayan çünkü oyuncuyla oynuyorum. Hani Miura kafayla çok golü vardır. Çok kafası çok iyi değil ama işte Osako'nun vardır. Taichi Hara var. Genç yetenek. Kaçtı mı be? Kaçtı mı be son? Tutabilirler mi be seni? İşte bu. Osako'yla bin kere vur öyle girmez. Kazu'yla bin kere vur girmez. Şimdi bakacak kim bu oynadığım adam diye. Fuck buddy. Fuck buddy arkadaş. Gerçekten karşıdakine saygısızlık başka bir şey değil ya. İşte mesela yener atıyorum 2-1, 3-2 falan. Yener. Hani 2-2 ne bileyim atıyorum 2-0 olur oradan 3-2 alır falan size kesin mesaj atar böyle tipler. Ne oldu kardeş falan. Koyduk mu? Gerçekten öyle oluyorlar yani inanın öyle oluyorlar. Sizin de başınıza gelmiştir işte saplarım koyarım falan gibi tipler. Genel olarak böyle oluyor. Geçen bir tane de yabancı vardı yine böyle farklı maklı bir şey. Yabancı ama yani şey İngilizce yazıyor.
Yendim. Ondan sonra nasıl bir hile yapıyorsun falan diye yazdı bana. Dedim çok komik adamsın git işine. Bir de inanılmaz bir özgüven var yani adamlarda. Yani yenilmez, o nasıl yenilir? En iyi oyuncu o. Ya oyun ya, bu oyun yani, oyuna geç işte. Bak hemen atar. Aha. Aa, benim kalecinin çıkardığı topa bak. Aferin lan. Adını bilmediğim ezberleyemedim kalecimin çıkardığı topa bak. Bir oyuncu değişikliği yaptı, tamam, bir sinirlendi birine. Şimdi Haaland oradan gömer. Hiç Haaland'dan beklenmedik hareketler. Oralardan falan atması lazım. Şuradaki arkadaş çok boş görünüyor be. Nakata. Nakata'nın kafası var. Aha işte bu çok iyi oldu. Ver be Nakata'ma. Yürü be Nakata'm. İyi de o işi Nakata basar mıyız? Ah, yapamadım çift vuruşu. Yapamadım çift vuruşu. Tamam, oradan oraya atacağım. Güzel. 80 metre top atmak için baktın ata. Ah, onu nasıl kaçırdım ben be? Ya geçeceğim o işi. Geçeceğim o işi, patladı. Güzel, sakin çıkacağız. Yok öyle. Alabilir miyiz? Aldık. Çok iyi. Ne kadar sen onu yersin, kırarsın böyle yavrum beline. Nakamura bir dönebilir miyiz? Dönemedik. Güzel. Sen vurma yavrum. Nakamura gelsin oraya bir. Buradan da kaleye de vurulmaz ya, çok fantazi. Ama şimdi birini atsam da bu sefer kaptırıyoruz. Kafa topu alacak adam da yok. Şuradaki minik kim ya? Oğlum al. O nasıl bir şey be? Konnoymuş. Bir daha sana gelir mi? Gelmez. Güzel. Güzel, bas. Bas 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 bas. Bak ya, basıyorum. L2 bende otur. Basıyorum. Hiç ayağını sokma falan yok. Vur oğlum, vur gitsin, vur. Yok artık öyle pasla çıkayım. Aman efendim. Güzel. Ha, şunu yapamadık demin. Çok güzel. Dön buraya. Aa, hoca. Fakba diye bak ya, bitti maç. Fakba diye. Allah Allah. Bakalım. Bir tane aslında şu. Konno. Konunun yerine acaba bir defansif oyuncu mu alsak, Onoyu falan mı alsak? Gerçi iyi de gidiyor ama. Hiç onun nasıl gidişatı. Böyle bir devam edelim. Fuck buddy taktik yapıyor. Fuck buddy. Arkadaş ya. Ya oyun, evet, şey, hakikaten zıvanına herkes mutsuz. Yani full epikli oynayan, full işte en yeni bütün çıkan oyuncuları alan da mutsuz. İşte benim gibi oynayan da mutsuz. Bir standardı yok çünkü oyunun. Yani oyuncuların özelliklerini yansıtan bir oyun değil. Boşuna yapılıyor yani o özellikler. Maalesef durum bu. Herkes mutsuz. Aferin be Yoshida. Yoshida galiba şeyde oynuyor artık. Amerika'da kendileri. Ver yine Nakata'ya. Nakata al yine. Çok güzel. Bak nasıl kaçıyor be. Aslan be. Aslan, aslan bu aslan. Ah be. Nerede böyle bende bir adam kaçacak? Böyle bakıyorlar. Mal mal. Şunu da gel be son. Bak bak nasıl koşuyor. Bastoni ile geliyor yanında. Çok salakça bir şey yaptı. Orta yapacaktım, orada niye şut çekiyorsam. Neyse. Çok baskı yersek bir tık ileri alıyorum takımı. Şu an erken. Yani muhtemelen bir gol yiyeceğiz ama ne zaman yiyeceğiz onu bilmiyorum. Çok güzel be, bak bak. Yani bir zahmet. Allah, orayı değil. Allah, nerede top, nerede göremedim ben burada. Güzel, alırız onu be. Çok iyi. Orasının kalabalık olması çok iyi. Minamoto'cum şuraya ver. Oraya değildi ama güzel oldu.
Oo, sonun önünü mü boşalttın sen? Of, hadi be. Oralardan falan attı mı köşeye mi şey biraz daha yakını gerçi o kadar uzak değil. Ne kadar güzelmiş böyle oyuncularla oynamak. Ay ve fuck buddy'ciğim be ya. Oyna işte fakır fakır oyna arkadaş bu ne ya. Hadi biz de bakalım madem. Dursun biraz daha. Defansif orta saha yedeklemeyi unutuyorum her seferinde. Başar Rasan seni alsam mı acaba Kunno'nun yerine? Defansın da yok ki evladım senin de. Higuchi'de biraz var o da. En iyisi onu aslında orada. Onun defansı var çünkü. Ama biraz daha. Şu an kaçıncı dakika? 54, 65, 70 arası falan. Fuck buddy bir yapsın taktiğini. Hadi bakalım. Haaland'ı çıkarıp Mbappe'yi alacak. Scholes'u çıkarttı. Ooo sonu aldı. Baktı bendeki son canavar gibi. Hoca. Hoca bir kart yani. Berkaç'ta gidiyordu ya. O sıkıntı oldu. Scholes'u çıkardı. Sonu aldı. Ay arkadaş yeter be fakçığım ya. Nasıl bir hırs ya. Bitecek süren bitecek. Bari kullan. Bir daha oynayalım sonuna kadar. Heh. Ah be görmüştüm de kapattı. O Nedved falan var. Nedved falan var. Ah. Hernandez. Nasıl pıtır pıtır geçiyor anlamak çok zor ya. Haaland o geçmez. Nakata. Aslansın yersin sen. Kimlik kim be? Kimlik kim be? Ah senin yerine ortan yok ki. Yine de güzel kestin. Çocuğa bir yerine orta bulamadım ya. Çıkmıyor yerine ortaya. Tommy. Heh. Güzel. Kaldır. Evet süpersin. Ver oğlum. Koluma belli bak. Sen gözüme benim batıyorsun. Çünkü yükselişte gelmemişsin. Yükselişte gelmedin mi de çok oynayamıyorsun. Pozisyon vermiyor çocuklar. Hadi bu. Evet. Evet budur. Inamoto şurayı gör. Şimdi Allah o ne be. Oğlum sana ben pasta verdim be soncum. Ne yaptın ya. Fuck body geliyor valla. Güzel. Hadi son be at onu. Aslansın. Çok güzel. Yersin onu be. Çocuğun çıkması lazım. Durduğu zaman bakacağız. Bağacağız. Kimin ki? Fuck buddy'ye bu şekilde konuşmak lazım. Bağacağız kimin şey daha büyük diye. Lan. Heh, ısrarla at oraya. Ben de ısrarla buraya atayım. Hoca bize... İşte be. İşte Kunno. Ha hoca. Hoca yok. Hoca yok. Yok işte bu offside mi bu Allah aşkına. Çizginin arkasında bir de böyle çizgi mi olur? Şurayı bir değiştirelim şu orta sahaları. Aslansın be Çanatip burada Çanatip varmış. Nakamura'nın yerine Ono göbeğe. Nakata seni de çıkaracağız. Mito nasıl? Mito'yu koyacağız. Son maçı çıkaracak. Şu Ito bir süre sonra gidiyor. Kim Min-jae gidiyor. Ama daha erken. Kim Min-jae'nin yerine Suzuki'yi, Yamazaki'yi koyabiliriz. Şu an iyi. Hadi bakalım. Haa Fuck Buddy Fener'in FB. Fuck Buddy tabii ya. Lan çok... Lan nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir görüş? Oo full ileri çekti. Bayağı kızdı. Bayağı kızdı. Güzel. Aferin be. Çane tipi yerin ortası var. Arkada boş. İşte bu. İşte bu. Kim attı? Mito. Aslansın. Santara'dan gol yemeyelim yavrum.
Olaya değil be. And it didn't take him long. Ah. Just sitting on the bench and waiting Çok güzel. moments ago, Çok güzel. already he has scored. I think the manager's claiming Bak an hadi assist here. sinirlendi. Bayağı sinirlendi çocuk. So that's two now without reply. We're looking at Yine a very sende. different game now. The command has been established. Ona Oh vurursun. Nasıl bir no! A şut real onu? chance and a real Bu let çocuk off. 43 yaşında daha Okay, yeni it's come to futbolu nothing, bıraktı. but it's a warning Shinji of Ono. further threat on the Japonya'da. break. Consadole Sapporo'da oynuyor galiba. Bu arada bugün Japonya'nın maçı vardı ama kötü oynadılar ya. O teknik direktör Played out to the mahvetti left bizi. flank. Öyle kadro mu olur? Yuma Suzuki'yi So çağırmamış. what can they Yuya make of Osaka'yı this? çağırmamış. Messi. Hiçbiri yok ya. Messi Furuhashi showed yok. plenty of zest in getting to the Orta ball, sahaya but koymuş. couldn't quite Endo'yla sort it out. Morita'yı iki defansif orta saha. Minamino kurtardı bizi. Oh, he's onto this. Basarız. Nice Ver touch. oğlum ona. Ah, Skittles it offside, offside. through. Offside, tabii I think offside. that's offside. Yes, it is. Bayağı ya Vietnam helal olsun. Çocuklara iyi de Asya kupası var bu arada. Yani o Asya paketi ondan geldi. Şey veriyor. Esport, D-Smart'ın şeyi, spor kanalı. Seyredebilirsiniz. Afrika kupası da başladı. Onu da galiba Exxen TV 8.5 Vardiol. falan veriyor. He's Son. shifting through the gears here. Ah, alırız yine. Tamam, bitti artık o, tamam. Aimed into a massive Aslansın be, lead. aslansın be, çan tip And sen var another ya. dive. Çok iyi bir detaysın ya. It's Sen kimsin? through. Vito'ya bak be. And Kafalara just doyamadı, like Haaland gibi that, oynadı. Helal he olsun. hits 50. Oh, whose goal is Fakbadi that? de Big çıkmadı, aferin deflection. Fakbadi That's bak. one for the Başta dubious girişte goals bir panel. fena şeyler söyledim ama yapma yani. Fakbadi ne ya? Adam gibi bir 3-0 şey and seç. things are starting to look Biraz saygı awfully duy yani, cozy. oyun bu. Could have been dangerous, but it came to nothing. Onu fakarım, bunu şey yaparım. Yani. Medved. Genelde tartışmalar da artık bir yönde. Haaland. Kimsenin kimseye A lot of tahammülü yok space ya. here, a real opportunity. Haaland, well he was given the time and room Sen ne initially to hold anlarsın? on to the Sen ball, but bilmezsin falan. eventually he Genelde was o şekilde squeezed out artık a bit tüm harder and the task tartışmalar. became too much. Fikir I think he's got to söylemeye be a little şeyle, quicker küfürle with his başlıyor distribution insanlar. then and get others into the match. Maalesef, Yeah, that does look a maalesef. foul. Referee's given a free Evet, abi kick. bitmedi. Abi ben bitti zannettim. Ha şimdi oradan bir frikik golümüz var ya. Kimdi? Oradan yemez bizim kaleci ya. Yer misin lan? Yemedim. No, not quite. Kimsenin guyu. Gerçekten iyiydi yani, o özellikle o ilk yarıda bir top çıkardı. O dehşetti. Çok güzel. Çok güzel. Ver kaç kısa paslar. Now it's Sontium. Got a shot away. Son. Ah. Tamam, son And he's şutumuz done olsun. very well to deal with it. Teşekkür ediyoruz. Çıkmadığın için de güzel bizi videoyu bitirttin. And time Güzel is oynadık. up. Mito A ikinci yarıda demolition, girdi. destruction, 13 dakikada fişi annihilation. çekti. They Son simply ran gerçekten away with it. iyiydi. So what do you take away from it all, Fakbadi Tim? de Yeah, they elinden had a game geleni plan yaptı. which was about hammering Paslar away bizde, in güzel central top positions, çalma, and işte it paid off. pozisyon bizde. For me, they Güzel bir were maçtı. persistent and Toparlanıyoruz. ruthless. Bir And that's Fakbadi where we have to win this. bakalım kaçıncıymış. Ay Allah'ım ya Rabbim. 1350 bak, neredeyse bu istatistikle ikinci kademeye çıkacağız yani, 44 mağlubiyet 20 galibiyet. Ama bayağı iyiyiz yani, son işte 4 maçtır. Bu 4. galibiyetimiz olmuş üst üste. Çocuk 4626, o fakbadi olmasın da biz mi olalım fakbadi? Yani bir fakmış gibi 4000. olmuş. Neyse. Yine güldürdü bizi yani, sağ olsun en azından. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.